Ekranda bir son dakika gelişmesi görüyorsunuz. Akut kurucusu Nasuh Maruki. Bu ekranlardan da yakından tanıyorsunuz. Kurtarma çalışmalarında bilgisine, tecrübesine başvurduğumuz özel yayınlar gerçekleştirmiştik. Nasuh Maruki, Türkiye'de olan bitenlere ilişkin görüşlerini açık yüreklilikte, sosyal medyada, televizyon kanallarında, paylaşımlarında yapan birisi elbette. Nasuh Maruki, eski bir akut başkanı. Aslında akutun kurucusu. Birçoğumuz bir 99 depremindeki yaptığı o mücadele, verdiği ile hatırlıyor kendisini hakkında bir sosyal medya mesajı üzerine soruşturma başlatıldığını öğrenmiş. Evinin kapısına polislerin kendi ifadesiyle dadandığını ifade etmiş. Bunu da paylaşmıştı. Devamında eşi Mine Mahruki ile irtibata geçtik biz haberciler. Sonrasında uzun süre Nasuh Mahruki ile ilgili bir sürünceme söz konusu oldu. Hakkında soruşturma yok ama evine polis gelmişti. Böylesine garip bir durum nasıl neticelendirilecekti? Özellikle de yargı açısından. Bu cevapların Sonunda tutuklama kararı çıktı. Nasuh Mahruki hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelmişti. Bilgilerini paylaşmıştık. Savcılıkta ifade vermişti ama ardından savcılık tutuklama talebiyle kendisini nöbetçi hakimliğe sevk etmişti. Biz yayına başladığımız sıralarda elimizdeki doneler bunlardı. Nasuh Mahruki de ilk hesabından bir paylaşım yapmıştı. Dün savcı belli oldu. Savcılığa geldim bu sabah ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanma ya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum demişti. Devamında ise aslında yargıya dair bir eleştiri tespitinde daha bulunmuştu. Hukukun üstünlüğü endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içinde ise sondan ikinci ülke ve seçim dürüstlüğü endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiye'mden Hukuk manzaraları demişti YSK paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında az önce tutuklandı Nasuh Mahruki. Nasuh Mahruki'nin soruşturma gelişmelerine ilişkin tüm ayrıntıları paylaşacağız hem avukatlarından gelen bilgiler. Ee, i̇lk aldığımız bilgiyi söyleyelim bu tutuklama kararına karşı. Bu sistemde görünür görünmez Nasuh Maruki avukatları aracılığıyla işleme düşer düşmez bu karar itiraz hazırlığına geçecekler ve ilk itiraz hemen yapılacak. İtiraz dilekçesine ulaştığımızda Sözcü televizyon ekranlarında paylaşacağız. Hem Nasuh Maruki'nin eşinden gelen bilgileri hem de avukatından gelen bilgileri saniye saniye aktaracağız bu ekranlarda. Tutuklandıktan sonra e, eşi az önce editörümüz Elif Beyza Akkaya'ya konuştu. Şu an ciddi bir karmaşanın ortasındayız sonra detaylı bilgileri paylaşacağız dedi. Şu an bir karmaşa yaşadıklarını ailece avukatlarıyla birlikte eşi dostu orada nasıl mağrukinin bir karmaşanın içerisindeyiz diyor. İlk açıklaması Sözcü Televizyonu'na bu yönünde oldu. Mine Mahruki'nin gelişmeleri aktaracağız. Bu meselenin üzerine gitmeye devam edeceğiz.